Günaydın. Bugün 9 Mart saat 10. Kaz Deresi'nden yürüyüşe başlıyoruz. Kaz Deresi nerede? Bodrum'da Konacık Sanayi Sitesi'nden sonra ulaşabileceğiniz bir nokta. Yürüyüşümüz buradan başlıyor. Lelek rotası yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz Konacık'ta bitecek. Ondan önce de birkaç yere uğrayacağız. Girabelen bunlardan bir tanesi. Arkadaşlar hazır, beni bekliyorlar. Kaz Deresi'ndeki keçi ağlından sonra toprak yoldan yürüyüşe başlıyoruz. Yürüyüşe 150 metre irtifada başladık. Burada işaretlerimiz sarı kırmızı. Çünkü bu bir bağlantı yolu. Lelek ana rotaya doğru yürüyoruz. Sağa sola sapmadan toprak yoldan dümdüz ilerliyoruz. İlk baş böyle geçiyor. Sarı kırmızı işaretler bayağı var. Yol boyunca. Yol ikiye ayrılıyor. Toprak yol, ama daha aktif olan soldaki, bakın. İzlerden belli. Sağdaki biraz daha şey, yandaki tepeye gidiyor. Burada çarpı var sağ tarafta. Solda işaretler gayet güzel. Soldaki işaretlerden toprak yoldan yürümeye devam ediyoruz. İşaretler burada sarı kırmızı. Bu yol ayrımından çok kısa bir süre sonra da toprak yoldan ayrılıyoruz. Yerde sarı kırmızı işaretler var. Patikaya giriyoruz. Şimdi Kaz Deresi'nde başlamıştık yürümeye. Tam 1,5 kilometre oldu toprak yola girdiğimiz o keçi ağlının olduğu yerden itibaren. Yani keçi ağlından sonra 1,5 kilometre yürüyorsunuz toprak yoldan. Sonra patikadan sağa sapıyorsunuz. Çok net bir patikayla S çizerek toprak yoldan yukarıya doğru çıkıyoruz. Yol aşağıda kaldı. Patika çok güzel. Böyle ağaçların gölgesinde. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu patikanın zemini böyle like yolun taşlık patikalarını hatırlatıyor. Ama yani çok daha soft. Küçük taşlar var böyle. Dönebilir. Ayağınızın altında. Yol bizi güzel bir zeytinliğe getirdi. Bir yandan da tilkişen topluyoruz. Ve yol sola dönüyor. Burada toprak yola devam ediyor. Yani patikadan çıkınca sola dönüyoruz. Solda bir ev var. Onun yanından geçiyoruz. O yanından geçtiğimiz evin kapısından sonra solda su birikintisi de var. Yol ikiye ayrılıyor. Biz sağdan gidiyoruz. İşaretler güzel. Ama sarı kırmızı renkleri. Bağlantı noktasının yolundayız çünkü. Girabeyne doğru gidiyoruz. Toprak yol bizi Zeytinli'ye getirdi. Ama toprak yoldan gitmiyoruz. Zeytinli'nin üzerindeki patikayı bulacağız. Patika çok güzel. O Zeytinli'nin hemen üstü. Biz bir 10 metre kadar Zeytinli'ye daldık. Patikadan koptuk. Sonra tekrar patikaya geldik. Çok güzel bir patikadan artık çıkıyoruz. Girabeyne iyice yaklaştık. Zeytinlikten yine bir
patikaya giriyoruz. Çok güzel burada patikalar. İşaretler de çok güzel. Huzurlu. Rüzgar da esiyor bugün. Çok sıcak değil. Patika ikiye ayrılıyor. Soldan ve sağdan. Biz sağdan devam ediyoruz. İşaretler öyle. Yürabey'in ilk kalıntılarına geldik. Terk edilmiş bir köy. Bu bak kapısının taşıymış bu herhalde. Değil mi? Burada kabak, burada kapı varmış. Eski ama daha eski taşı. Evet. Şurada. Evet. Kapı taşı. Evin orada patika gene ikiye ayrılıyor. Sola dönmemizi söylüyor işaretler. Sağdan gitmiyoruz. Güzel patika bizi tabelaya getirdi. Şimdi burası bir yol ayrımı. Biz sağa gideceğiz çünkü Girabeyn'e gidiyoruz. Sol taraf Dağbeyn'e gidiyor. Şimdi geriye doğru gaz deresi diyor. 4 kilometre bizim geldiğimiz yön. Bakalım. Biz 3,5 kilometre yürümüşüz ama biz toprak yoldan başladık. Yani gaz deresinin tam başından başlamadık. O yüzden fark ediyor olabilir. Dağbelen bu noktadan sonra 6 kilometreymiş. Çukur Sarnıç 3 kilometreymiş. Pedasa da 7 kilometreymiş. Bu geldiğimiz nokta yol ayrımı olan yer. Solda bir sarnıç var. Bizim meşhur sarnıç. O sarnıçtan aklınızda kalsın. Sarnıca geldiğinizde sol taraf Dağbelen'e, sağ taraf Girabeyn'e gidiyor. Bunu niye özellikle söylüyorum? Bazen bu tabela dönüyor rüzgardan. Biz düzelttik birkaç kere. Hani şaşırmayın. O yüzden. Şimdi neye dikkatinizi çekiyorum? Artık işaretler kırmızı beyaz. O deminki tabelada biz artık ana yola çıktık. Lelek ana rotasındayız. Geriye doğru Dağbelen'e giden, Dağbelen'den sonra Sandıma'ya doğru veyahut da Turgut Reis'e doğru giden rota olarak adlandırılabilir. Gittiğimiz rota ise Girabeyen, Çukur Sarnıç, Pedasa, Pedasa'dan sonra Yokuşbaşı, Etrim'e doğru. Yani Lelek yolunun başlangıcına doğru gidiyoruz şu anda. Sağ taraf geldiğimiz vadi, Kaz Deresi. Girabeyen'e geldik. Burada terk edilmiş, yıkılmış evler var. Benim baba tarafından, dedelerimden birisi de burada doğmuş. 1830'larda kayıtları var. O doğduğuna göre onun annesi babası da burada yaşıyormuş. Rota Girabeyen'in üst kotundan gidiyor ve o ağacın oradan karşıda büyük bir ağaç göreceksiniz evlerin üstünde. Evler çünkü bayağı aşağı kadar iniyor. O ağacın orada genellikle mola veririz ve oradan devam ediyor.
Bunu neden söyledim? Evlerin arasında dolaşırsanız, işte hani patika neredeydi, işaretli yol neresi diye şaşırabilirsiniz. Evlerin üst kotuna çıkacaksınız. Oradaki büyük ağacı bulun. Ağacın orada. Bu yön Kaz Deresi. Geldiğimiz yön. Yani oradan geldik. Kaz Deresi'nden vadiden yukarıya çıktık. Sancın oradan Girabeyen'e üstten giriş yaptık. Ağacımız da burada. Evler hep böyle küçük. Bir oda. Bir ocak, bazen iki ocak. Yanlarında damları var, muhtemelen hayvanlar için. Veya depo mu? Kiler gibi mi kullanılıyordu? Bunlar kenker. Böyle. Bu ev işte. Yani evin kirişlerinin üzerine erişte döşeniyor. Eriştenin üzerine de geren toprağı. Yani daha böyle suyu geçirmeyen bir toprak. Eski sistem. Ama sağlıklısı bu. İçeriden bakalım. Pencereler küçük. Ocak var. Bunda ocak ikili. Sağda da var. Burası kileri herhalde. Küçük bir kapıyla geçiliyor. Şu anda bastığımız yerde tavan çöktüğü için toprak dolmuş. Hani yukarıdayız. Şimdi kirişin üstündeki kargılar da gözüküyor. Bunlar kargı, çürümüşler. Yani kirişler var, dayaklar var. Üzerine kargılar döşeniyor. Bak şurada çıkıyor. Kargılar, hani ne yapılan sazlık. Sazlar yani. Kargılar. Onun üzerine ev işte. Kargıların içi hava boşluğu. Ev işteler herhalde ayrı bir izolasyon malzemesi gibi düşünün. Onun üstünde toprak. Her sene o toprağı biraz ilave edersiniz. Sonra da böyle değirmen taşı gibi yuvarlak bir silindir vardır. Aynı şimdi yollarda asfaltların üzerinde geçen silindirlerin şeyi düşünün. Hani elle çekilebilenini düşünün. Her damda olur normalde bir tane. Onları böyle ileri geri hareket ettirerek toprağa sıkıştırırsınız. Yağmuru hazırlarsınız. Kışa hazırlık olur.
İşte bunlar Bodrum mimarisi. Gerçeği. Biraz daha sağlam. Kargılar da gözüküyor. İple bağlamışlar. İnsan böyle gezerken içinde İstemeden düşünüyor yani acaba hangisinde yaşıyordu benim büyük dedelerim. Kaz Deresi'nin orada da Kos gözüküyor. Annemin babası da Kos'tan. Kos göçmeni. Anneanne Girit. Tam çorbayız yani. Uf, zeytin ağacının büyüklüğüne bak. Evlerin arasına dolaştıktan sonra o büyük meşe ağacının arasını gözünüz. Yol orada. Meşe ağacının orada. Heh. Evlerin üzerinde toprağa sıkıştırmak için yuvarlanan taş bu işte. Bir tanesi kalmış, almamışlar. Bu bakın silindir. Her damda bir tane olur da çatıda. O gelen toprağa bununla sıkıştırılıyor.
Mola alanından meşe ağacının oradan bir üste çıkıyoruz. Tabela devrilmiş. Ateş de etmişler üstüne. Evet, düzeltelim. Ama yönünü de düzelteceğiz herhalde. Ne yazıyor orada? Kale. Ha, Girabelen Kalesi, evet, böyle duracak. Böyle. Evet. Bura diyor değil mi? O evet, o dönebilir ama şöyle. Evet, maalesef işte ateş ediyorlar. Bu solda rotayı görüyoruz. İşaretler yukarıya çıkartıyor. Ne var? Orada Ören Avlu var. Girabelen Kalesi denen yer var. Şu tepenin üstü ve arkası. Oradan da gene yol devam ediyor. Şeye inebiliyorsunuz. Dağbeyne doğru iniş var. Karadağ mıydı o? Gündoğan'a bakan da. Karadağ değil mi? Yani Karadağ'ın arka taraflarındayız şu anda. O tabelanın olduğu yerde yani bir daha geldiğinizde tabela da olmayabilir ama işaretler güzel. Sağa doğru, vadiye doğru bir rota var. Yani bir patika var. Şu anda ondayız. Yani şöyle düşünün. Sol tarafımızda o Giray Kalesi denen tepe var. Biz onun hemen alt kotundan ve sağ taraftan vadinin içine doğru yürüyoruz. Patika çok belirgin. Yani bunu kaçırma ihtimaliniz yok. İşaretler de çok güzel. Yer yer silinmeye başlasa da gözüküyor. Yani işaretler düzgün. Yani insan kızıyor böyle şeyler görünce. Yani şimdi Bodrum'un imkanlarıyla bu yol yapılmış. Ticaret odası, belediye buna destek vermiş. Bizim paralarımızla, ödediğimiz paralarla, bizim bütçemizle bu tabelalar yapılmış. Ve hiçbir yürüyüş rotasında olmayacak kadar da çok hani tabela var. Her tarafı gösteriyor. İnsanlar hani tereddüte düşmesin. Kaç kilometre var? İşte ne kadar yürüyeceğiniz daha, sağa mı döneceğiniz, sola mı döneceğiniz güzelliklerini gösteriyor. İşte Ören Avlu diyor, Giray Kalesi diyor, ne bileyim Lelek Kalıntısı diyor. Bir sürü tabela. Yani adam alıyor bunu, burada avlananlardan birisi yapıyor bunu muhtemelen. Ateş ediyor, yani hedef tahtası yapıyor. Yani yazık, günah, yani bizim paramız gidiyor. Bir de bunun yapılma amacı ne? Zaten buradaki turizme bir katkısı olsun. Yani Bodrum sadece meyhanelerden, barlardan veyahut da plajlardan, denizden ibaret değil. Bunun bir de böyle hinterlandında yürüyüş yolları var, yemekleri var, işte tilki şeyini var, acı otu var. Bunların festivalleri yapılıyor. Ya bunlar da bir şekilde Bodrum'da yaşayan, Bodrum'un yerlisi veya dışarıdan gelmiş olsun, herkesin ekonomisine dokunan şeyler. Yani bunu korumak bizim görevimiz olmalı. Biz dağlarda dolaşıyoruz, videosunu çekiyoruz. İnsanlar daha rahat gelsin, görsün, yürüsün buralarda diye. Beyefendi gelmiş, atış tahtası yapmış. Lelek yolu tabelasını. İşte. Beş parmağım beşi bir değil. Kuş sesleriyle çok güzel bir yürüyüş yapıyoruz vadinin içinde. Şimdi sağ taraftan yükselmeye başladık. Girabelen sol taraftan geldik. Işık çok güzel. Her taraf yemyeşil.
tam 5. kilometrede o ağaçların sesini, kuşların seslerini dinleyerek yürüdüğümüz güzel patikadan çıkıyoruz. Ve bir düzlüğe geliyoruz. Bu düzlükte bir de su birikintisi var hayvanlar için. Düzlüğe geldiğinizde dümdüz karşıya devam etmeniz gerekiyor. Evet, tilki şen bak. Ramo sen koparsana bak şunu. Yok tilki şen. Şahane bir tilki şen. Yumurta biraz, ne olur bu? Biraz zayıf bir tilki şenmiş. Evet, zayıf. İşte bu sene yağmurlar geç geldiğinden dolayı zayıf. Ay, biraz biraz derken biraz oluyor yani. Bir kavurmalık oldu mu? Kavurmalık oluyor. Bir yemeklik oldu. Aynen. İki tane yumurtayla o bayağı oldu. Biraz da çökelek filan. Biraz da çökelek. O zaman çoğalıyor. Bu şeyde soğan. Taze soğan. Taze soğan. Taze soğan ve taze sarımsakla çok güzel oluyor. Taze sarımsak bir de şey, körmen. Körmen evet. Keçi körmeniyle. O zaman zaten sarımsak demek. Yani o zaman taze evet. Sarımsak koymaya gerek yok. Keçi körmen. Baktınız ki masa kalabalık, malzeme az. O zaman içine biraz çökelek, sonra yumurta. Yemeği çoğaltma teknikleri. Böyle dikenler gördüğünüzde aralarına bakıyorsunuz. Şimdi sol tarafımızda tükbükü gözüküyor. Arkası Didim. Çok ilerisi. Değil mi Cana? Bakın Didim tarafı gözüküyor. Çok güzel bir patikada gidiyoruz. Bu sefer zemin de ekstra yumuşak. Hep gölgedeyiz. Aslında çok rüzgarlı bir gün ama ağaçlar bizi koruyor. İleride daha çok esen yerlere geleceğiz tabi orada. Korunağımız kalmayacak. Patika bizi bir başka küçük düzlüğe getiriyor. Burada yine bir su birikintisi var. Burada papatyalar daha çok çıkmış. İyi, çok esmiyor. Burada öğle yemeği molası verebiliriz. Kilometredeyiz. 518 metredeyiz. İlk yürüyüşe başladığımızda 150 metrelerdeydik. Yani aşağı yukarı 350 metre çıktık. Şimdi 518'deyiz. Oyuklu. Bodrum'un en yüksek yeri. Solumuzda. 1 kilometre yürüyerek çıkabiliyormuşuz oraya. 690 metremiş. Yani aşağı yukarı 190 metre yükseleceğiz. Tepeye çıkacağız. Dönüşte de yemek yiyeceğiz burada.
Lelek yolu Çukursancı'ya doğru böyle gidiyor. Şu ileride bir lelek tabelası var ve orada bir lelek kalıntısı var. Beyaz taşlar. Biz onun sağ tarafında yukarıya doğru çıkmaya başladık. Tabela arkamızda. Yerlerde kırmızı noktalar var. Patika belirgin. Ama gene de işaret var. Bu kırmızı noktalar işte lelek yolundan ayrıldığınızı ve sizi bir yere götürdüğünü gösteren işaretler. Patika ikiye ayrılıyor. Sağdan da giden bir iz var ama ona çarpı koymuşlar. Sola da daha büyük bir kırmızı işaret yapmışlar. Çok belirgin bir patikadan gidiyoruz. Gene patika ikiye ayrıldı. Sola çarpı koymuşlar. Sağdakinden yükselmeye devam ediyoruz. Bu soldaki patika da şeye gidiyor. Çukursancı'nın üst tarafına iniyor. Çukursancı şurada. Çünkü patika böyle gidiyor ama biz o tarafa devam etmiyoruz. Yerde çok güzel bir işaret var. Yukarıya doğru bir ok yapmışlar. Buraya da baba koymuşlar. Yani biz bu yönden geldik. Burada bir artık S yapıyoruz. Taşta gene işaret var. İşaretler çok güzel. Oklar. Yukarıda yüksek gerilim hatlarının rüzgarla sürtünmesinden kaynaklanan uğultuyu duyuyoruz. Sanki uçak geçiyor. Kalp boyamışlar yere. Yoruldunuz mu? Son kısımda biraz dikleşti çıkış. Ve geldik. Ha, şimdi benim GPS 621 metre gösteriyor. Biraz daha tepesi de var. Bu yönden geldik. Şimdi Bodrum'a bakmaya gideceğiz. Yüksek gerilim hattının olduğu yere. Yüksek gerilim hatları için buraya gelen bir yol da var böyle. Toprak yol ama herhalde traktör veya 4x4 lazım. Manzara şimdiden müthiş. Şu anda Turgut Reis taraflarına bakıyorum. Arkada Kalimnos gözüküyor. Kos var. Bu aşağıları Bites. Adaboğazı. Gümbet. Karada gözüküyor. Sol tarafta Didim. En arkada. Yakındaki beyaz evler Görköy. Görköy.
ve Bodrum. Taraf Güvercinlik Körfezi. Aşağıda Çukur Sarnıç gözüküyor. Arkadaşlarımız o yeşillikte. Şurada. Yani yukarıya çıkmayanlar. Öğlemeyim olası var. Daha yukarısı şurası. Oraya gideceğiz. Şimdi o gerilim hattının olduğu yerden Bodrum'a baktıktan sonra geri döndük. Tekrar işarete. Buradan da daha üstteki noktaya çıkacağız. Yüksek gerilimin oraya gidince gördük çünkü daha yukarıda bir yer olduğunu. Ben buraya çocukken gelmiştim en son. O zaman da herhalde burada çıkmıştık. Şuradan. Şurada bir işaret var bak, kırmızı canacığım. Ondan sonra bak burada var baktığımız zaman. Şimdi doğaçlama yapmak istemedim. En güzeli işaretler. Çünkü onlar en kolay patikayı işaretlemişlerdi. İşte Lelek yolunun güzelliği bu. Size macera yaptırmıyor. O yüzden vaktinizi iyi kullanıyorsunuz. Burada yani görmeniz gereken bir şey aramakla vakit harcamıyorsunuz. Size onu işaretliyorlar. Şimdi 650 metredeyiz. Az bir şey kaldı. Burada da bir kalıntı var. Ve geldik. Mihenk taşı var. 686 metre. GPS'imi ölçüyor. Tabelada da 690 yazıyor. Benim GPS'imin kalibrasyonu bozuk olabilir. Evet,
Diğer tarafa da bakalım. Yalıkavak'ta gözüküyor buradan. Gündoğan'ın ucu gözüküyor. Güvercin'in körfezi. En arkada Didim. Bafa'nın oradaki rüzgar enerji santralleri gözüküyor. Bodrum'un en yüksek tepesine de çıktıktan sonra iniyoruz aşağıya. Benim böyle hani dağların en tepesine çıkayım gibi bir şeyim yok. Hani eğilim yok. Lelek yolu size göstermek istedim. Burası da zaten çok yüksek bir yer değil. 690 metre. Öyle düşünün. Hani zirveye çıkmışım gibi öyle şeyler yok yani. Hisler falan. Şimdi geri dönüyoruz. Ama güzel işaretlenmiş. Herkes çıkabilirse işaretleri takip edip geleceksiniz. Ağaçların içine girince uğultu azalıyor. Ama gene geliyor uzaktan sesi. Artık yavaş yavaş iniyoruz. Tabelanın oraya. Evet, gittiğimiz yönden geri döndük. Çok net bir patikayla ve güzel kırmızı işaretlerle tabelaya geldik. Tabela hangi tabela? İşte oyukluğa, sapağa gösteren tabela. Tam 9. kilometrede geri döndük. Oyuklu Tepe, yani Oyuklu, Bodrum'un en yüksek noktası. Buradan 1 kilometre yukarıda. Ama orada da hem ön tarafa bakmak için biraz dolaşıyoruz. Toplamda 9 kilometre. Kazdaresinden buraya kadar. Şimdi Çukur Sarnıcı'na doğru devam ediyoruz. Çıktık. Önce şu gerilime çıktık. Gerilim hattının olduğu yere. Sonra işte en yüksek yer şurası. Yani şurası daha yüksek. Önce buraya çıkartıyor. Oradan böyle geliyoruz. Ha? Çukur Sarnıç aşağıda o. Oyuklu. Oyuk var orada. Yok böyle şey kendi oluşumundan dikdörtgen çekmedi. Tabela burada. Tabeladan yukarıya çıktık. Nereye? Önce bu yüksek yarım hattının olduğu yere. Oradan tam karşıya. Oradan da bakın. Şurada çok ince bir çizgi olarak anten gözüküyor. Yani buradan belli olmuyor ama en yüksek yer orası. Orada da bir oyuk var. Herhalde Oyuklu ismi oradan geliyor. Tam tabelanın üst kotunda antenin olduğu yer. En yüksek yer orası. İlk çıktığımızda kaçtı? 620 metrelerdi. Değil mi? Hatta ben tereddüt etmiştim. Acaba benim GPS'in ayarı mı bozuk diye. Sonra düz bir yürüyüş yaptık. Buralardan geçtik. O antenin olduğu yerde mihenk taşı var. Oraya kadar gittik. Oyuklu ismi de oradaki bir oyuktan geliyor. Yani benim tahminim orada bir yarık gibi bir şey vardı. Şimdi Çukur Sarnıcı'na doğru gidiyoruz. Oyuklu Tepe Sapağı sağımızda kaldı. Burada yine bir tabela var. Sol tarafta bir lelek
kalıntısı var. Sit diye yazıyor. Daha önceki yürüyüşümüzde orayı gezmiştik. Size de videosunu çektim. O yüzden burada tekrar dolaşmayacağım aynı yeri. Hangi yürüyüşte çektik? Pedasa'ya giden, yani Gebe Kilise'ye giden yürüyüşte buradan geçmiştik. Dağbelen'den başlamıştık. Girabelen, Çukur Sarnıç, Pedasa. Ondan sonra da Torba Gebe Kilise'ye gittiğimiz videoda. Bu biraz önce solda geçtiğimiz lelek kalıntısının görüntüleri var. İzlemek isterseniz orada. Yine ağaçların böyle gölgesinde çok güzel bir patikayla Çukur Sarnıç'a doğru gidiyoruz. Çok güzel kokuyor buraları. Buradaki ağaçlar bu yukarıdan işte yüksek gerilim geçiyor diye kesmişler. Vakti zamanında öyle bırakmışlar. Böyle şuraya. Gübre olacaklar. Orman yangını çıkmasın diye. Ama herhalde orman yangını çıkmasın diye, değil mi? Tam tepemizden geçiyor. Demin hani şey dedik ya. Tepede yüksek gerilim var. Ormanın içinden çıktık. Çukur Sarnıç'a yaklaştığımızın habercisi bu görüntü. Hava kapattı. Yağmur geliyor. Ve Çukur Sarnıç'a geldik. Çukur Sarnıç burası. Çukur'da bir sarnıç olduğu için bunlardan Likya'da daha fazla var. Hani Bodrum'da bizim çok alışık olduğumuz sarnıç tipi değil. Bizim daha alışık olduğumuz hani Osmanlı sarnıcı denen şu yuvarlakla ileride olan. Şimdi buraya geldiğinizde burası bir yol ayrımı demek. Çukur Sarnıç. Ana rota buradan Pedasa'ya doğru gidiyor. Pedasa üzerinden de Yokuşbaşı, sonra Kızılağaç, Çiftlik, Ettirme doğru gidiyor ana rotamız. Eğer ana rotada devam edecekseniz dümdüz gidiyorsunuz, bakın tabela orada, Ramazan Harp Turunculu. Dümdüz karşıya bu dağa çıkıp Pedasa'ya gidiyorsunuz. Biz Konacık'a gideceğiz ve bugün yürüyüşümüz Konacık'ta bitecek. Konacık'ta biteceği için biz buradan sağa gideceğiz. Şu istikamete gideceğiz. İsterseniz de Gölköy korusundan, yani soldan aşağı inerek Gölköy'de yürüyüşünüzü bitirebilirsiniz. Gölköy korusu buradan 2 kilometre. Konacık 3 kilometre yazıyor tabelada. Biz 10. kilometredeyiz. Pedasa da 4. kilometre. Yani 4 kilometre diyor Pedasa içinde burası. Dolayısıyla bilgisayara ben baktığımda bugün 13 kilometre gibi hesaplamıştım. Konacık 3 kilometre dediğine göre, biz de 10. kilometre olduğumuza göre bilgisayardaki hesaplama doğru. Şimdi bu vadiden aşağı ineceğiz. İlk çıktığımızda bakın şu kayalığın üstündeydik. 620 metreler yüksek gerilim hattı var. Daha sonra onun daha yükseğine gittik. O da ilerideki tek antenin gözüktüğü. Belki videoda iyi gözükmeyecek ama siz buraya geldiğinizde çıplak gözle görebilirsiniz. Orada bir anten var. O antenin olduğu yer biraz daha yüksek. 686 gibi ölçtüm ben. İşte 690 diyelim yuvarlak hesap. Benim GPS'im yanlış ölçmüş olabilir. Durum bu. Şimdi soldan konacağa devam. Yine çok belirgin bir patika. Ama artık işaretler sarı kırmızı. Neden? Çünkü Lelek Anagota'dan ayrıldık.
yan bağlantı yoluyla konacağı diyoruz. O yüzden işaretler sarı kırmızı. Kırmızı beyaz değil. Bugün yürüdüğümüz rotalar ve özellikle şu anda yürüdüğümüz de mesela bu kısmı Bodrum'da asfalt yollar yokken mesela bir Bodrumlu Torbaya, Gündoğan'a veya Görköy'e nasıl gidiyordu? İşte bu yolu kullanıp gidiyordu. Yani bu Bodrum'un bağlantı yolları köylerine giden. Mesela Bitez'den diyelim ki Görköy'e gideceksiniz. İşte o zamanki ismi Rumükü. Mesela ne yapacaksınız? İşte bu yollardan gideceksiniz. Bizim bugün Kazdere'sinden girdiğimiz yerden gireceksiniz. Biraz önceki sancın olduğu yerden de aşağı ineceksiniz. Veya Yalıkavak'a doğru gidecekseniz, Kazdere'sinden girecekseniz dağ beden üzerinden işte oradan Farilla'ya geçeceksiniz. Bunlar hep eski yollar. Yani asfalt yollar açılmadan önce, araba olmadan önce atla, katırla, deveyle gidilen yerler. Bu kısım da böyle çam ağaçlarının arasında çok güzel ama ya. Yani bu parkur müthiş. Yani bu bölge değil mi? İster Dağbelen'den gel, ister Kazdere'sinden gel. Aynen. Nereden gelsen ya. Çok güzel çamlı. Ya çamlar da tabii biblo gibi ya. Çok şanslıyız. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Yani insanlar dünyanın bir ucundan geliyor buraya tatil yapmaya. Biz zaten buradayız. Tabii bu yolları yürürsen güzel. Irgat gibi devamlı turistlere çalışırsan güzel değil. Var ki görünmeyen, evi daha orada aşağıda olan doğru insan var ya. Hayır. Abi daha ne yapacaklar? İşte bak işaretlemişler. Her değil tarafta mi? İşaret. Hani körün gözüne sokar gibi. Baksana sarı kırmızı. Bazı yerlerde abartmışlar, spiralle kesmişler taşları. Düz yerlere işaret koymuşlar falan. Fantezi olmuş biraz. Yani belediye desteklemiş, ticaret odası desteklemiş. Bunlar açılmış patikalar. Zaten var patikalar. Olmayanlar düzeltilmiş. Açılmış, temizlenmiş. Bir sürü yerde taşını bile temizlemişler. Evet. Hakikaten büyük emek. Biraz şey gibi oluyor, yalakalık gibi oluyor ama şey, hani hakikaten çok şanssız ya. Abi, Likya yolunda da gördüm. Ya Likya yolunda ayak... Orada bir şey var, kale var, tabela. Ya belki onun da tabelasını koydular işte, gördün insanlar söküyor, ateş ediyor. Belki öyle bir şey geldi başına da. Hani ilk halini ben de bilmiyorum. Belki çok güzel iş tabelalarını yapmışlardı belki de. Hani bir günahını almayalım kimsenin de. Ama hani gidiyorsun hakikaten gözümle ben orada arayacağım. Çıktım ta 1600 metrelere 40 merdiven. Orada bir papazın şeyi var, şapeli var yani kayalara oyulmuş. Şey gibi Stelios Manastırı'nın oradaki gibi. Onu aramak zorundasın abi yani. Herhangi bir tabela yok. Yok yani. Evet. Bir işaret yok. Bir yerde bir işaret gördüm ama emin olamadım. Ya değilse bir de vakit harcayacağım ona. Abi işte tamamlamaları lazım şeylerin. Hani bakımları da yani yolu işaretlemek yetmiyor. Evet. Buraya çıkmıştık. Arkadan geldik tabii. Önden nasıl heybetli. O işaretler bunlar bakın. Spiralle kesmişler taşı. İçini boyamışlar. Kalıcı olsun diye. Sonra herhalde bütün yolu böyle işaretlemek zor geldi. Ama daha kalıcı olduğu kesin. Gümbet gözüktü.
müthiş bir vadi var. Aşağı doğru çok keskin gidiyor. Bu kadar güzel yerlerde yürüdük ki bugün. Böyle çam ağaçları, sandal ormanları. Bodrum'un göbeği. Ve Bodrum'un ciğeri. Bunlar ciğerleri. Buradan nefes alıyor Bodrum. Maalesef buraya da otoban yapmaya, otoyol yapmaya çalışanlar var. Yok değil yani. Şuranın güzelliğine bakın. Neymiş? Yazın yollar yetmiyormuş. Yazın yollar yetmediği için trafik çok oluyormuş. O yüzden yeni yol yapılacakmış. Ay keçi ölmüş. İşte o yazınki trafiği kaldırabilmesi için otoyol yapmaya çalışıyorlar. Ana yol yapmaya çalışıyorlar. Veyahut da işte Bodrum'u, Gündoğan'ı, Yalıkava içeriden bağlayacaklar. Tükbükünü Bodrum'a. Onu da buradan geçirmek istiyorlar. Bu işin sonu yok. Biz Bodrum'larda koruyacağız diye uğraşıyoruz. Bu çamın meyvesi. Kızıl çamlarda oluyor değil mi? Bu her çamda olmuyor. Bu zamanı, şimdi bunun yeme zamanı. Çok az bundan yiyebilirsiniz. Çok da faydalı. Ve çok lezzetli, içi sulu. Nasıl diyeyim? Çam tadını alıyorsunuz. Ya çok yemeyin. Hani benim mesela alerjim vardı. Böyle geçti. Bunu yiye yiye. Çama karşı alerji vardı. Bu? Ama fazla da yemeyin çünkü kuvvetli bir şey olabilir. Bu şey işte bronşları açıyor ama... Çok kısa bir süre oluyor böyle. Sulu sonra kuruyor. Kokusu da güzel olurmuş gibi böyle. Tam koku. İşte oraya ev yapacağım diye uğraşıyor kayaların üstüne. Yürüyüşçülerin en sevdiği ses. Nefret. Çam ağaçlarının arasından çok net bir patikayla geldik. Şimdi daha böyle açıklığa çıktık. Artık aşağıdaki toprak yola iniyoruz. Patika gene net. İşaretler düzgün. Burada işaretler sarı kırmızı. Aşağıda toprak yol gözüktü. Bu patika bizi oraya indirecek. O toprak yolda Konacık'taki sarnıcın oraya götürecek bizi. Stabilize yol bizi Konacık'a götürüyor şu anda. Kaçıncı kilometredeyiz? 12. kilometrede yola çıktık. Buradan sonra da 1 kilometre var. Tabelada da öyle yazıyordu zaten. Konacık 1 kilometre diyordu. Merdivenlerin oradaki tabelada. Tam 13. kilometrede toprak yol bitti. Ve Konacık'a geldik. Saat 3.30. 10'da başlamıştı. 5,5 saat sürdü. Toplamda 13 kilometre yürümüş olduk. Bugün bizim yürüdüğümüz şekliyle. Burada doktorlar sitesi var. Doktorlar sitesinin tam karşısında da Lelekyon'un tabelası var. Çukur Sarnıç. 3 kilometre, Pedas'a 7 kilometre olarak yazıyor. Gerçekten de kilometreler doğru. Şu anda biz 13.2. kilometredeyiz. Çukur Sarnıç'ta 10. kilometre dedik biliyorsunuz. Burada da yine güzel bir sarnıç var. Konacık bağlantı yolundan Bodrum'a geldik. Bugünlük de bu kadar. Nasıl geçti efendim? Memnun kaldınız mı?
Ha? Çok güzel değil mi? Süper. Benim en sevdiğim şey etap bunlar. Buraları. Kaptan var mı? Kaptan. Gidecek miyiz? Yoruldun mu? Yoruldum. Ben de. Ayaklarım biraz ağrıdı evet. Hizmette sınır yok. Mahalleli koltuk da koymuş. Ay. Ya benim sorumum hasta galiba. Ha? Evet sorumum hasta galiba. Oradan geldik.